çıkmazlık, öngörüsüzlük, plansızlık, tek bir kişinin ağır vesayeti, yönetimde keyfilik, savrulma, kurumsal çöküş, tüm bunlar yaşadığımız felaketlerin yıkıcı etkilerini arttırıyor. Devlet yönetimindeki kriz gün geliyor canımızı alıyor, gün geliyor malımıza çöküyor, gün geliyor geleceğimizi çalıyor, gün geliyor devletimizin namusu olan sınırlarımızı tehdit ediyor. Gören gözler, hisseden kalpler için apaçık deliller ortada. Son bir ayda yaşadıklarımıza bir bakın. Bir yanda kendi şatafatı ve sözde itibarı için 13 uçaklık filo kuran, diğer yanda ülkesinin güzelim ormanları için devlete tek bir yangında söndürme uçağı bile almayan, himayesindeki Türk Hava Kurumu'nun ateş kuşlarını hangarlarda çürüten bir kibir abidesi var. Sonuç 20 yılda yanan, 20 yılda yanan kadar ormanımız 2 haftada yanıyor. 8 yurttaşımız alevlerde can verdi. Yunanistan'da da orman yangını oldu. Yangın helikopterini hazır edemeyen komutan, yangınlara zamanında müdahale edemeyen bakan yardımcısı çıktı istifa etti. Yetmedi, Yunan Başbakanı Yunan halkından zararları engelleyemediği için özür diledi. Erdoğan ve hükümeti geçtik özür dilemeyi, bir yanda yangınla mücadelede en başarılı biziz diye caka satarken, diğer yanda on parmaklarında on kara suçlamadıkları kimseyi bırakmadılar. Kayıplarımızdan dolayı ne Erdoğan'ın ne de hükümetinin yüzü kızardı. Ölen öldüğüyle, yanan yandığıyla kaldı. Erdoğan ve onun temsil ettiği zihniyet 25 yıl İstanbul'u yönetti, 19 yıldır da Türkiye'yi yönetiyor. Bunu zihniyetin temsil ettiği rant ve talan hırsı İstanbul'a ihanet etti. Karadeniz'de dere yataklarında sel olup onlarca vatandaşımızı yuttu. Yurttaşlarımızın cansız bedenleri tomrukların arasından toplandı. Onlarca yurttaşımız hala ortada yok, kayıp. O çok katlı binaları dere yataklarına kim inşa ettirdi? O binalara kim izin verdi? O tomruk depolarını dere yatağına kim yaptırdı diye soruyoruz. 19 yıldır ülkeyi yönetenler buna cevap vermiyorlar. Havaya bakıyorlar, ıslık çalıyorlar. Erdoğan, sen, ben, bizim oğlan topladığı besleme kalemlerin çanak sorularına önceden hazırlanıp arkaya asılmış cevapları okuyor. Cevaplarda şöyle: dere yatağıyla oynamışlar diyor. Kim oynamış? Bu ülkede hükümet kim? Bu memleketi kim yönetiyor? Beyefendi, kimi kime şikayet ediyorsunuz? Dere yatağıyla kim oynadı? Buna kim göz yumdu? Dere yatağıyla oynayanlara ne yapacaksınız? Sorumluları yargıya teslim edecek misiniz? Elbette hiçbir şey yapmayacaksınız. Ölen öldüğüyle, kalan da acısıyla kalacak. Öfke ve kibir aklı zail edermiş. İş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmeye gelince, illa dışişleri yetkilisinin olması mı lazım? Ben var mıyım orada? Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı diye afra tafra yapacaksın. Ama iş ormanlardaki yangınları söndürmeye gelince, itfaiyeleriniz neredeydi diyerek belediyelerimizden, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden hesap sormaya kalkacaksın. Sel felaketine uğrayan yerlerde de dere yatağıyla oynamışlar diyerek havaya bakacaksın. Efendim, siz milletin üstüne çay paketi atarken bizim belediyelerimiz genel başkanımızın direktifleriyle yangına su atıyordu. İstanbul'dan, Ankara'dan, Tekirdağ'dan, Mersin'den, Adana'dan, yurdun dört bir yanından tüm belediyelerimiz Antalya'ya, Muğla'ya yanan ormanlar için yardıma koştu. 267 tane araç, 792 personelle yangın söndürmeye destek verdi. Felaketzedelere içme suyu, gıda, hayvan yemi, çocuk maması, mobil mutfak tırları, beyaz eşya, ev eşyası, kıyafet ve çeşitli malzemeler gönderdiler. Yine belediyelerimiz aynı şekilde sel felaketinin yaralarını sarmak için de canla başla çalıştılar. Sel bölgelerine 335 araç, 518 personel desteği gönderdiler. 45 tır içme suyunu, 20 bin gıda kolisini, 2 mutfak tırını, 8 tır temizlik malzemesini, binlerce kıyafet ve çeşitli malzemeyi felaketzedelere ulaştırdılar. Ama anlaşılıyor ki Erdoğan'da ne hakikatleri tasdik edecek bir kalp, ne de ikrar edecek bir dil kalmış. Biz bunlar için bir teşekkür beklemiyoruz. Fakat beyefendi teşekkür edeceğine suçluyor, hakaret ediyor. Ne demiş atalarımız? İnsaf imanın yarısıdır.
Biliriz insafını kaybeden kolay kolay iflah olmaz. Ama olsun varsın. Erdoğan bilmezse milletimiz bilir. Milletimiz herkesin ne yaptığını görür. Beceriksizleri, liyakatsizleri, kendilerine hizmet etmeyenleri yerli yerine oturtmak için sabırsızlıkla bekleyen milletimiz cevabını da sandıkta Erdoğan'a verir. Değerli basın mensupları, Baht'a sormuşlar kuş olsan nereye konarsın diye. O da birliğin ve dirliğin olduğu yere demiş. Milletimizin bahtını karartan, millet selde cenazesini ararken cami avlusundan milletimizi siz biz diye parçalayan Erdoğan, şimdi çıkmış biz ne zaman birlikte olacağız diye soruyor. Cevap çok basit. Türkiye'nin varlığını ve birliğini temsil edecek, tarafsızlık yeminine sadık kalacak, 84 milyonu kucaklayacak, öfke ve nefretle değil, herkesle sevgi ve nezaket diliyle konuşacak, 13. Cumhurbaşkanımızı seçtiğimiz zaman. Merak etmesin, Allah'ın izniyle milletimizin teveccühüyle birlik ve dirliğimizin sağlanacağı, milletimizin bahtının açılacağı o günlere az kaldı. Değerli basın mensupları, atalarımız arsız güçlü olunca haklıyı suçlu çıkarmaya çalışır demiş. Ne yazık ki bu sözü bugünlerde sık sık tekrarlamak zorunda kalıyorum. Bu ülkede 128 milyar dolar nerede diye pankart asmak suç olmuştu. Şimdi de sınır namustur diye pankart asmak suç oldu. Ama kafa koparan, kadınları köleleştiren, hukukumuza göre hala terörist olan Taliban'a yağcılık yapmak suç değil. Aylardır genç Afgan erkeklerinden oluşan taburlar son derece düzenli, son derece organize bir şekilde akın akın ülkemize geliyor. Milletimiz sesini yükseltene, genel başkanımız bu işgale sert bir tepki gösterene kadar Erdoğan bu organize işgal girişiminde son derece sessizdi. Beyefendi şimdi yavaş yavaş pabucun pahalı olduğunu anlamaya başladı. Birkaç gün önce finansı iyi yönettiğimiz için mültecileri almaya devam edeceğiz derken dün bu sefer çıktı. Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti yoktur diyiverdi. Yani bel kıran çark bu değildir de ne denir? Nedir? Geçmiş olsun adama. Badel Harabil Basra derler. Yani milyonlarca sığınmacı ülkemize geldikten sonra Basra harap olduktan sonra. Bir de dün çıkmış düzensiz göçmenlerin hukuksuzluk yarattığının farkındayız diyor. Huzursuzluk yarattığının farkındayız diyor. Akşam yemeğinden sonra günaydın. Siz bu insanların akın akın ülkemize gelmemesi için, gelenlerin huzursuzluk yaratmaması için ne yaptınız? Siz tüm meselelerde olduğu gibi sığınmacı meselesini de yönetemediniz. E tabii o zaman da huzursuzluk çıkar. Türkiye Erdoğan hükümetlerinin yanlış hesap ve politikaları sayesinde dünya üzerinde en fazla sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan ülke oldu. 2016'da 6 milyar avro karşılığında Türkiye'yi Avrupa'nın göçmen ve mülteci getosu yapmak için Avrupa Birliği ile el sıkışan bizim genel başkanımız değildi. Cumhuriyet Halk Partisi de değildi. Sizdiniz. Siz Sayın Erdoğan. Şimdi bazı Alman milletvekilleri parayı biz verdik diyerek bu meselelerde sosyal medyadan ahkam kesip rahat rahat küstahlık yapabiliyor. Ama nedense hükümetin gıkı çıkmıyor. Çünkü parayı veren gerçekten düdüğü çalıyor. Avrupa Türkiye'yi bir mülteci ambarı gibi kullanıyor. Hükümetin yaptığı gibi sığınmacıları, mültecileri kontrolsüz şekilde almıyor. İlkin ekonomisinin, sosyal dengelerinin kaç mülteciyi taşıyabileceğine karar veriyor. Benim vatandaşlarımın güvenliği ve rahatlığı önceliklidir diyor. Alacaklarına sıkı bir güvenlik kontrolü uyguluyor. Terör, uyuşturucu gibi güvenlik sorunu olanları hiç almıyor. Avrupa'ya uyum sağlayamayacakları da almıyor. Avrupa meslek sahibi olanları, parası olanları, uyum sağlayacakları seçiyor. Kalanları da bize yani Türkiye'ye bırakıyor. Avrupa bunları yaparken Erdoğan son 10 yılda ne yaptı? Sınırlarımızı sonuna kadar açtı. Suriye'ye açık kapı politikası uyguladı. Gelenleri şehirlerimize sahipsiz bir şekilde gönderdi. Şehirlerimizde Suriye getoları oluştu. Gelenler patronlar için ucuz iş gücü, mafya ve çeteler için insan kaynağı, terör örgütleri için eleman deposu oldu.
Erdoğan sığınmacılar ile bu ülkenin yurttaşlarını ucuz işçilikte ve yoksullukta eşitledi. Tüm bunların üzerini de ümmet kardeşliği, muhacir ensar laflarıyla örtmeye çalıştı. Ama günün sonunda bu lafların milletin karnının doyurmadığını gördü. Şimdi çıkmış Türkiye'ye sosyal uyum sağlayamayan Suriyelileri kendi ülkelerindeki iyileşmeye paralel şekilde evlerine döndürmeye yardımcı olmak da sorumluluğumuzun bir gereğidir diyor. Çarkın bu kadarına da pes. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde 10 yıldır aklınız neredeydi? Bunu söylemek için illaki genel başkanımızın Suriyelileri davulla zurnayla ülkelerine göndereceğiz, yolcu edeceğiz demesi mi gerekiyordu? Bu meseleyi Büyük Ortadoğu ve genişletilmiş Kuzey Afrika projesi eş başkanı olan Erdoğan ve hükümetleri asla çözemez. Çünkü onlar bu meselede taraf. Bu meselenin bir parçası, sorunun parçası olanlar çözümün parçası olamaz. Milletimiz müsterih olsun. Biz bu meseleyi müdafaa-i hukuk ruhuyla, kuvayi milli anlayışıyla, siyasetle, diplomasiyle, stratejiyle, devlet aklıyla en çok 2 yıl içinde çözeceğiz. Ülkemizde 10 yıldır misafir ettiğimiz Suriyeli misafirlerimizi ülkelerine davulla, zurnayla, güven içinde sağ salim uğurlayacağız. Bu dayanılmaz yükü artık milletimizin sırtından kaldıracağız. Değerli basın mensupları, Taliban'ın Kabil'e hızla girmesiyle beraber Erdoğan'ın Biden ile gizli saklı yürüttüğü Kabil Havalimanı'na Mehmetçiğimizi nöbetçi yazdırma planı şimdilik suya düştü. Ama Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı Erdoğan, egemen güçlerin Afganistan'daki taşeronluğunu kapmak için çok kararlı görünüyor. Bizim hukukumuza göre Taliban hala terörist bir örgüt. Son 20 yıldır Taliban'a karşı kurulan koalisyonda yer alan, Taliban'ı terör örgütü ilan eden, Taliban liderlerinin mal varlığına el koymak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasalar çıkaran Erdoğan'ın teröristlerle şimdi el sıkışmak için gösterdiği heyecan neyin nesi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Erdoğan sokakta infaz yapan, kadınları köle eden, Taliban ile temas kurabilmek için çırpınıyor. Birbirimizi anlarız. Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanımız yok. Liderleriyle görüşebilirim diyebiliyor. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda elini güçlendirir diyerek Taliban'ı meşrulaştırmaya kalkıyor. Allah aşkına size Taliban'ı meşrulaştırma görevini kim verdi? Askerimiz Taliban'a destek için orada olacaksa acaba kime karşı olacak? Sizi bir kere daha uyarıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. Size düşen Afganistan'da taraf olmak değildir. Taliban şakşakçılığından fayda gelmez. Türkiye tüm Afgan halkını kucaklamalıdır. Ancak o zaman sorunun çözümüne katkımız olur. Erdoğan hem milletimizin aklıyla alay ediyor hem de Taliban'ın gadrine ve zulmüne uğramış tüm Afganların kalbini kırıyor. 648 askerimiz hala Afganistan'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO görevi kapsamında Mehmetçiğimizin Afganistan'a gitmesine izin vermişti. NATO'nun buradaki görevi 1 Eylül'de resmen bitiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümete verdiği izin de 1 Eylül'de fiilen sona eriyor. Taliban da 1 Eylül'e kadar askerlerinizi çekin diyor. Artık daha fazla oyalanmayın. 648 askerimizi ülkemize sağ salim geri getirin. Aksi halde Mehmetçiğimizin burnu kanarsa sorumlusu siz olacaksınız. Değerli basın mensupları, bölgemizde son 10 yıldır yaşananlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl feraset sahibi büyük bir devlet adamı, nasıl bir deha olduğunu cümle aleme bir kez daha gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, taşıyıcı kolonlarına vurulan onca darbeye rağmen hala dimdik ayakta. Ama bazı güdük beyinler Atatürk'ü yok sayarak, görmezden gelerek onun büyüklüğünü karartabileceklerini sanıyorlar. En son Etiyopya Başbakanı Türkiye'deydi. Başbakanın büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk sözlerine sarayın tercümanı sansür uyguladı. Herhalde tercüman Erdoğan'ın tansiyonunu çıkarmak istemedi. Ne diyelim? Yel kayadan ne alır? Alsa alsa toz alır. Allah bunlara tezelden akıl fikir versin. Değerli basın mensupları, İnsanı insan yapan en önemli cevher vicdan ve merhamettir. Erdoğan da 19 yıllık yönetiminin sonuna gelince anlaşılan aklı başına geldi.
Şimdilerde vahşi büyüme değil, merhametli büyüme demeye başladı. Erdoğan'ın işbaşı yaptığı ilk günden bu yana bu ülkede maden ocaklarında, kamyon kasalarında, gökdelen inşaatlarında, tersanelerde 27.617 emekçimiz iş cinayetlerine kurban gitti. Bu cinayetler de ya işin fıtratına bağlandı ya da kadere. Peki bu kadar emekçi cinayete kurban giderken merhametiniz, vicdanınız o neredeydi? Yine yaylalarımız, derelerimiz, ormanlarımız, denizlerimiz rant hırsıyla talan edilirken, eşsiz doğal kaynaklarımız tüketilirken, İstanbul'a ihanet edilirken, talan İstanbul'la ihanet devam ederken vicdanınız, merhametiniz neredeydi? Bu ülkede halen 9 milyonun üzerinde işsizimiz var. Çok değil. 3 yıl önce 2018'in 2. 3 ayında bu sayı 5 milyon 314 bindi. Sadece son 3 yılda 3 milyon 700 bin yurttaşımız işsizler ordusuna katıldı. Millet işsizlikten kırıldı, kendini yaktı. Bu ülkenin gençleri çalışacak tek bir iş bulamazken sarayın beslemelerine üçer beşer yerden üçer beşer maaş bağlandı. Tüm bunlar olurken merhametiniz, vicdanınız neredeydi? Merhametli büyüme kimseyi geride bırakmayan, kimseyi dışlamayan büyümedir. Ama bu ülkede 17 milyon 921 bin yurttaşımız yoksul. Yani büyüme sürecinde geride bırakılmış. Dünyada servet dağılımı en bozuk ikinci ülkeyiz. Peki bunlar olurken vicdanınız, merhametiniz neredeydi? Pandemi döneminde vatandaşlarına en çok borç veren, buna karşın en az gelir desteği veren ülkelerden biri olduk. 5 maskeyi bu millete bedava dağıtamadınız. Pandemide insanlarımızın et tüketimi %40 düşerken makarna tüketimi %25 arttı. Millet çocuğunun önüne protein içeren bir kap et yemeği koyamadı. Bunlar olurken merhametiniz, vicdanınız neredeydi? Erdoğan merhametten bahsederken hiç sıkılmıyor. Utancı gidenin kalbi de kararırmış. Şimdilerde Erdoğan toparlanma dönemi bitti, şahlanma dönemi başlıyor masalı anlatıyor. Hükümetleri döneminde hatırladığımız ilk şahlanmada Erdoğan attan düşmüştü. İkinci şahlanmadan sonra damadı işinden oldu. Şimdi üçüncü şahlanmadan bahsediyorlar. Öyle gözüküyor ki bu şahlanmada millet Erdoğan ve hükümetini sandığa gömecek. Ekonomide ne toparlanıyor ne şahlanıyor. Enflasyon mu toparlandı? Aksine şahlandı. Dünyada en yüksek enflasyona sahip 12. ekonomiyiz. O da TÜİK'in rakamıyla. Sokağın rakamıyla daha da yukarıdayız. Ama beyefendi TÜİK'e talimat verdi ya, TÜİK de gereğini yapacak. Makyajı ağırlaştıracak. Gerçi Erdoğan çıktığı televizyon programında enflasyonu Ağustos'tan sonra düşürme talimatı vermişti. Ama anlaşılan, hesaplanmış, kitaplanmış bugün konuşan Hazine ve Maliye Bakanı yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun sürebileceğinin sinyallerini veriyor. Erdoğan farklı söylüyor, atadığı bakan apayrı şeyler konuşuyor. Belli ki her konuda olduğu gibi ekonomide de hükümetin akordu tutmuyor. Enflasyonun TÜİK'in açıkladığından fazla olduğunu da kalıcı olduğunu da milletimiz zaten yaşayarak biliyor. Bilmeyen, bilmezden gelen tek kişi Erdoğan. Sayın Bakan'ın ikna etmesi gereken de kendisini o makamı atayan Erdoğan'ın şahsı. Peki faiz mi toparlandı? O da hayır. Aksine faiz ve faiz ödemeleri şahlandı. Dünya üzerinde en yüksek faiz oranına sahip 8. ekonomiyiz. Sadece bu yılın ilk 7 ayında bütçeden ödenen faiz 114 milyar lira. Korkunç bir rekor. Ama beyefendi Merkez Bankası Başkanı'na faizi düşür sinyalini verdi ya. Gerçi başkan son toplantıda Erdoğan'ın sinyalini almayıp piyasanın dayatmasına boyun eğmişti. Şimdi TÜİK enflasyonu ağır makyajla düşürürse o da bu talimata uyacak. Ekonomide işsizlik mi toparlandı deseniz, aksine işsizlik şahlandı. Gerçi ağır vesayet altındaki Türkiye İstatistik Kurumu'nun son rakamları bu konuda da sinyalin alındığını, ağır makyaj operasyonunun başladığını gösteriyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, tek adam vesayet rejiminde işsizliğin nasıl bir felaket olduğunu gizleyemezler. Gizleyemiyorlar da. Erdoğan hükümetleri hastanın ateşini düşüremeyince dereceyle oynamaktan hiç çekinmiyor. Talimatla ekonomiyi yönetmeye çalışmak yetmedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun büyüme, işsizlik, enflasyon rakamlarının makyajlaması yetmedi.
Şimdi de Merkez Bankası istatistikleri kurcalanmaya başladı. Kayınpeder damat bir oldular. Ekonomide sahte istikrar algısı yaratmak için milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırdılar. Bu rezervleri yerine koymak artık çok güç. Önce bilanço makyajı için sağdan soldan swap ricacısı oldular ama yetmedi. Dün de kısa vadeli dış borç rakamlarını revizyon dedikleri bir makyaj operasyonuyla 26 milyar dolar düşürdüler. Ülkenin rezerv yeterliliğini, rezervlerin kısa vadeli dış borcu karşılama oranlarını olduğundan daha iyi göstermek için istatistiklere işkence yaptılar. Sonuç değişir mi? Hayır. Yumurta da taşa çarpsa, taş da yumurtaya çarpsa kırılan hep yumurta olur. Ekonomideki kırılganlıklar yerli yerinde durdukça siz istediğiniz kadar yumurtayı kaya gibi gösterin, en ufacık çarpışmada olan yine yumurtaya olur. Son olarak dün 6 Eylül'de okulların açılacağını öğrendik. Okulların açılmasına elbette seviniyoruz. Ancak diğer tarafta da koronavirüs nedeniyle günlük vefat sayıları yeniden 200'ün üzerine çıkmaya başladı. Bundan da endişeleniyoruz. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan her 3 öğretmenimizden birinin henüz çift doz aşısının olmadığı anlaşılıyor. Bakan çare olarak kapıları pencereleri açıp sınıflar sık sık havalandırılacak diyor. Hadi sonbahar tamam da önümüz kış. Çocuklarımızı örneğin Ankara'nın soğuğunda kapısı penceresi açık sınıflarda nasıl tutacaksınız? Velilerimiz bunu merak ediyor. Umarız ve dileriz. Yeni eğitim ve öğretim yılı çok sorun yaşanmadan yüz yüze devam edebilir. Çocuklarımız bir dönemi daha kaybetmez. Sözlerimi bitirmeden önce bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldığı bir televizyon programının ardından kanaldan ayrılırken yumruklu saldırıya uğradı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kavuncu'ya yapılan saldırı Erdoğan'ın kullandığı ayrımcı dilin, Sayın Meral Akşener'in uğradığı sözlü saldırıdan sonra bu daha bir neler olacak neler açıklamasıyla başlayan sürecin vardığı son noktadır. Yine bugün Erdoğan cuma namazı çıkışında cami önünde açıklamalar yapmış. Çaresizlik çukuru içinde debelenen siyaseten söyleyecek sözü kalmayan Erdoğan burada her zaman olduğu gibi yine Sayın Genel Başkanımıza hakaretlerde bulunmuş. Bildiği tek şey saldırmak, hakaret etmek. Kendisini bu hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz. Ama şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Bu dil korkusunu bastırmak için mezarlıkta ıslık çalanların dilidir. Siyasi ömrünü tamamlamış bu zevat için korkunun ecele faydası yoktur. Millet bunların ne yaptığını görüyor, notlarını veriyor. Tasdiknamelerini vermek için de sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sorular varsa alayım. KRT TV'nin bir sorusu var. 28 Şubat davası kapsamında ceza alan emekli generaller bulundukları şehirlerde tutuklanarak cezaevlerine geliyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Biz hemen başında cevabımda şunu belirtmek isterim. Millet iradesinin üzerinde hiçbir iradeyi kabul etmeyiz. Ne askeri ne de sivil. Hiçbir müdahalenin, millet iradesinin üzerine düşürülecek hiçbir gölgenin yanında, yakınında olmayız, olamayız. Ama şimdi baktığımızda bu süreçte soruşturmayı başlatan savcı meslekten ihraç edilmiş. Önce FETÖ firarisi olmuş, sonra da tutuklanmış. Kararı veren hakimler içinde FETÖ'den mahkum olanlar var. Delillerde manipülasyon mahkeme kayıtlarına geçmiş. Şimdi böyle bir yapıda ortaya çıkan cezaların tatbik edilme noktasına gelinmesi milletin vicdanını yaralar. Onun için bu davanın yeniden başlaması lazımdır. Bu dava yeniden başlamalı, yeniden yargılamalar yapılmalıdır. Evet. ATV ve A Haber'in ortak soruları var iki tane. Birincisi, HDP uzunca bir süredir CHP ve İYİ Parti'ye şeffaf birliktelik çağrısı yapıyor. Önümüzdeki süreçte HDP ile bir birliktelik planlıyor musunuz? HDP'nin ittifak dışında tutulması
ama HDP seçmeninin oylarına talip olunması söz konusu mu? Ya da HDP'nin istediği gibi şeffaf bir birliktelik olacak mı? Şimdi hep baştan beri söylüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olduğu Millet İttifakı'nın kimlerle beraber olduğu bellidir. Bugün bu ittifak, Millet İttifakı iktidara yürüyor. 83 milyonun oyuna talip. Biz bugün bu işlerin iyi gitmediğini gören, bu yönetimden rahatsız olan AK Partili kardeşlerimizin de oylarına sahibiz. Diğer tüm partilerdeki yurttaşlarımızın da oylarına talibiz. Sonuçta 83 milyonu 83 milyonun oyuyla yönetmek istiyoruz. İkinci soru var efendim. Yine ATV ve A Haber'in ortak sorusu. CHP'den gelen Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlere yönelik bir anlaşma yapıldığı yönünde açıklamalar hükümet ve ABD tarafından yalanlandı. Bu konuda bir kanıtınız var mı? Şimdi Biden bu son zirvede bu Afgan göçmenleri konusunu Avrupa'nın birçok ülkesiyle görüşmüş. Şimdi o ülkelerin yöneticileri bunları açıklıyorlar. Yetmez. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bugün hala daha kendi web sayfalarında duran açıklaması da var. Diyor ki Türk müttefiklerimizle Başkan Biden, Başkan Erdoğan'la en üst seviyede görüşmelerde bulundu. Evet, bu görüşmelerin esas itibariyle Afganistan'da Kabil'deki havaalanı ile ilgili görüşmeler olduğu söyleniyor ama bu kadar üst düzeyde görüşme yapılırken Afgan göçmenlerin meselesinin, Afgan göçünün görüşülmemesinin ben mümkün olduğunu düşünemiyorum. Kimse de düşünemiyor zaten. Başka tüm ülkelerle görüşülecek ama şu anda Afganistan'da o zaten askeri bulunan Türkiye ile Afganistan'dan gelecek olan mülteci akını görüşülmeyecek. Bunun olması mümkün değil. Kanıtlar ortada. Kanıtlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurumların web sayfaları ve yine Avrupa'daki diğer ülke liderlerinin yapmış olduğu açıklamalar. Herhalde bu kadar. Teşekkür ediyorum.